Bilindiği gibi Şah-ı Nakşibendi Hazretleri hükümdar Timur döneminde yaşamıştı. Timur, din adamlarına, şeyhlere ve İslam alimlerine saygılı davranmaya gayret gösterirdi. Ancak Nakşibendi dergahı bazı nedenlerden dolayı unutulmuş ve bazı baskılara maruz kalmıştı. Nakşibendi Hazretlerinin dergahının itibarını çekemeyen bazı kişilerin kışkırtması üzerine siyasi otorite Hacı Bahaeddin'in itibarını kırmak için harekete geçti. Onun kitap ve sünnete uygun olmayan davranış içerisinde olduğunu iddia ettiler. Bu dedikodular üzerine büyük bir ulema ve halk topluluğu karşısında büyük veliyi sorguya çekmek istediler. Hacı Hazretleri küçük düşürülmek için yapılan bu sorgudan yüzünün akıyla çıkmıştı. Yolunun Kur'an ve sünnete uygun olduğu halk tarafından kabul edildi. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ölümü çok anardı. Özellikle hayatlarının sonlarına doğru, "Dostların gittikleri o ahiret alemi gayet hoştur," derdi. Ölümünden kısa bir süre önce müritlerine, halifelerinden Hacı Muhammed Parsa'ya tabi olmalarını vasiyet etti. Bu dünyaya gelen her fani gibi o da ölümü tadacaktı. 2 Mart 1389'da 73 yaşında Kasr-ı Arif'inde vefat etti. Cenazesinde şu beytin okunmasını istemişti. "Bizler bir alay müflisleriz. Her şeyini yitirmişleriz. Senin katına ve ihsan kapına gelmişiz. Cemalinin güzelliğinden Allah için bir şeyler isteyen dilencileriz." Son anlarını Hoca Alaaddin Gücdüvani anlatıyor. "Son hastalığında Hoca Hazretlerinin yanındaydım. Ölüm halindeydi. Beni görünce "Hemen sofrayı getir, yemek ye," buyurdular. Ben de emre uymak için 2 lokma aldım. O sırada herkesin merak ettiği konu Hacı Hazretlerinin ardından müritleri kimin terbiye edeceğiydi. Hacı Hazretleri ise bunun kendi elinde olmadığını söyledi. Hacı Hazretlerinin hizmetlerine bakan yakınlarından Hoca Ali Damat anlatıyor. "Son günlerinde bana kabrini kazmak emrini verdiler. Emri yerine getirdikten sonra huzuruna geldim ve içimden kendisinden sonra kime tutunacağımızı düşünmeye başladım. Birden başını kaldırıp buyurdular: "Söz odur ki Hicaz yolunda söylemiştim. Her kim bizi diliyorsa Hacı Muhammed Parsa'ya nazar etsin." Böyle dedikten 2 gün sonra beka alemine göçtü. Bahaeddin Buhari Hazretleri orta boylu, mübarek yüzü buğday rengine yakın olup yanakları kırmızıya yakındı. 2 kaşı arası açık, gözleri sarıyla ela renk karışımı olan kestane rengindeydi. Sakalının beyazı siyahından çok idi. Ne hızlı ne de yavaş yürürdü. Konuşmaları Peygamber Efendimizin konuşması gibi tane taneydi. Konuştuğu kimseye yönünü dönmüş olarak konuşurdu. Kahkahayla gülmez, tebessüm ederdi. Her gün kendini 20 kere ölmüş ve mezara konmuş olarak düşünürdü.
kimseyi küçük ve hakir görmez, daima güler yüzle karşılardı. Ancak celallendiği zaman kaşlarını çatardı. Bu zamanda heybetinden karşısında durulmaz olurdu. Şemaili görünüşü birçok bakımdan Resulullah Efendimiz'e benzediği gibi sözleri, işleri ve bütün hareketleri sünnet-i seniyyeye uygundu. En başta gelen talebelerinden Alaeddin-i Attar şöyle anlatmıştır. Hacı Bahaeddin Nakşibend Hazretleri o derece fakirdi ki, evlerinde kış günleri namaz kılmak için yere serecek bir şey bulunmadığından, eski bir kilim serip onun üzerinde namaz kılarlardı. Maişet ve geçimlerine bir çekirdek bile haram karıştırmazlardı. Kendilerinin ve aile efradının helal yemesine çok dikkat ederdi. Şüphelendiği herhangi bir şeyden uzak dururlardı. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve ibadetlerdir buyrulan hadis-i şerifi sürekli çevresindeki insanlara aktarırlardı. Fakir olmalarına rağmen lütuf ve keremleri bol olup cömerttiler. Bir kimse bir hediye getirse, mümkünse getirilen hediyenin iki misli kıymetinde bir hediye verirlerdi. Tanıdığı veya tanımadığı bir kimse evlerine ziyarete gelse, güler yüzle karşılar, nezaketle yol gösterir, evde ne bulunursa ikram ederlerdi. Misafirlerine bizzat kendisi hizmet ederdi. Eğer ev soğuk olursa, kendi giyeceğini ve yatağını misafire verirdi. Misafirin hayvanı varsa, hayvanın yemini ve suyunu verirdi. Nafakasını çalışarak temin ederdi. Bunun için eker, biçerdi. Bir miktar arpa, biraz da hayvan yemi eker kaldırır, bununla geçinirdi. İşinde bizzat kendisi çalışır, bütün işlerini görürdü. Zamanında alim ve salih kimseler ziyaretine gelip halis ve helal yemek yiyelim diye onun yemeklerini yerlerdi. Çoğu zaman ekmeği kendi pişirir ve sofra hizmetini kendi yapardı. Yemek yerken sofra başında kendinizi Allah-u Teala'nın huzurunda biliniz. Onun verdiği nimeti yediğimizi unutmayınız buyururdu. Cemaatle toplu halde yemek yerken, içlerinden biri gafletle ağzına bir lokma alsa, önündeki yemeği Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu unutmadan ye. Allah-u Teala'yı hatırla, başka şeyler düşünme. Allah-u Teala sana senden yakındır, onu düşün buyururdu. Bir yemek gafletle, öfkeyle veya zorla pişirilse, o yemekten kendisi yemez, yedirmezdi.